Evet sevgili yıldızlar, hepinize iyi günler diliyorum. Orta seviye hikayelerin sonuna geldik. Her şeyin bir sonu var arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu var. Evvelim sen oldun, ahirim sensin diyor Neşet Ertaş ustamız. Evet, şimdi arkadaşlar Mahmut Erşiyan'la ilgili bir metnimiz var. Şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Hepinize sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Tabii ki bugün Muhammed hocamız yok ama ileri seviye hikayelerde yine Muhammed Ekremi hocamızla birlikte olacağız. Hatta daha yüklemedik ama yani bir tane video da çektik kendisiyle. Onu da bugün yarın yükleyeceğiz inşallah. Yıldızlar en az bir doğu ve bir batı dili öğrenir. Biliyorsunuz sloganımız bu. Evet, çok vakit kaybetmeden arkadaşlar bugün benim de bayağı bir yoğunluğum vardı ama bu videoyu da çekip rahatlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak isterseniz arkadaşlar biliyorsunuz özgürce şiirler, müzikle şiir aşkı. Bizim arkadaşlar sosyal medyada genelde bizim uzantılarımız özgürce şiirler ve müzikle şiir aşkı İngilizce karakterlerle bilginiz olsun. Ne Özgür Çoban diye de tabii ki arayabilirsiniz. Özgür Çoban, özgürce şiirler, müzikle şiir aşkı. Özellikle bu üç kelime bizi yansıtıyor arkadaşlar. Evet, şimdi Bahşişe Voman, evet metnimiz herhalde arkadaşlar sizlere geldi, ulaştı. Şimdi ben biraz büyütüyorum bu metnimizi. Evet, hemen başlıyorum. Ostat Mahmut Ferşçiyan, Yekiyez Muarrifterin, Hünerman, Hünermendani İranest. Ostat arkadaşlar, bizdeki ostat, ya, tabii telaffuz ostat arkadaşlar. Hatta Mahmut Mehmut şeklinde. Ama tabii Muhammed hocamız olmayınca çok telaffuzlar üzerine yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yanlış bir şey söyleyeyim. Ferşiyan, ferşte halı arkadaşlar. Vallahi yani yorumluyorum ama bizdeki çiğ eki zaman zaman Farsça kelimeler de görülüyor işte mesela şekerci diyoruz ya nöbetçi. Burada da ferşçi, ben halıcı, anda çokluk eki halıcılar. Hani halıcı oğlu falan var ya bizde halıcı oğulları. Öyle bir şey arkadaşlar. Evet. Üstad, ben bunu üstad olarak hani bizde de böyle Necip Fazıl'a, Sezai Karakoç'a üstad denir ya arkadaşlar. Üstad Mahmut Ferşçiyan. Tersten geliyorum. Bakın İran'ın en tanınmış sanatçılarından biridir. Yekiyez Maruf Terin. Maruf tanınmış arkadaşlar. Maruf Terin de Maruf Ter daha tanınmış. Maruf Terin de en tanınmış sanatçılarından biridir diyor. O 1308 arkadaşlar. 1308 de Isfahan'da dünyaya gelmiştir. Evet. Rakamlar. Evet. Hezaro Sisedo Heşt arkadaşlar. Hezar bin Sised 308'de arkadaşlar. Heft 7, heşt 8. Araya da o geliyor arkadaşlar. Yani u. Tabii onlar okurken biraz daha o diyor. Hezaro sisedo heşt. Heşt beşt diye bir eser vardı arkadaşlar. 8 uçmak. 8 yani. Uçmak da biliyorsunuz Soğukça eski Türkçe'de de kullanılıyor Yunus Emre. Uçmak. Evet, 1308'de yılında arkadaşlar Der Isfahan'da ve dünya Umet
geldi, dünyaya geldi. Doğdu. Pedereş babası taciri Ferş buldu. Halı tüccarıydı arkadaşlar. Ve Galibafi, ha burada tabii arkadaşlar halı dokuma, evet burada tam bitti. But dediğine göre halı tüccarıydı ve Galibafi, yani arkadaşlar baften dokuma, kalı, o da halı, halı dokuma işi yapıyordu. Yani halı dokumacılığı yapıyordu. Bak, hem tacir bu şeymiş arkadaşlar. Yani hem yetiştiriyor hem yapıyor vardır ya. Yani hem çiftçilik yapıyor hem de pazarlıyor. Yani bu fabrikadan halka gibi düşünün. Hem bu işin ticaretini, halı ticaretini yapıyormuş hem de dokumacılığını. Adamın atölyesi de varmış. Ya da fabrikası artık, atölyesi de. Hem de bunu satıyormuş. Ostat Fereşçiyan, Ferşçiyan, Ferş halı. Zaten oradan geliyor herhalde arkadaşlar buradan. Ostat Ferşçiyan, Vakti be Medrese ve Debiristan Mireft. Arkadaşlar, Mireft, Reft'ten gitmek, Rev, Yeni Zaman kökü, Boro, git arkadaşlar. Beru falan da boro olarak söyle işte boro. Biya gel, boro git arkadaşlar. Emir kipleri de. Reften arkadaşlar. Reftem, refti, reft, reftim, reftit, reftend. Gittim, gittin, gitti. Gittik, gittiniz, gittiler. Ama mi reft olursa mi reftem gidiyordum. Mi refti gidiyordun, mi reft gidiyordu. Burada gidiyordu vakti. Yani diyor ki arkadaşlar, Debristan lise, medresede arkadaşlar genel anlamda okul, işte ilkokul, ortaokulun genel adı gibi düşünün. Bizdeki okul gibi arkadaşlar, her taraf okul. Yani diyor ki okula ve liseye giderken, böyle diye çevirelim vaktiyi orada. Pişi Ostad Hayi Bozorgi Nakkaşi İsfahan. İsfahan'ın arkadaşlar büyük nedir? Yani resim üstadlarından, ressam üstadlarından, üstadlarının yanında. Evet, üstadlarının yanında. Evet. Yani büyük ressam üstadlarının yanında arkadaşlar. Ya da resim üstadları ya da ressam üstadları, ikisini de diyebiliriz arkadaşlar çevirde. Hüneri nakkaşi. Resim sanatıyla nakkaş. Çizim sanatı. Resim sanatını da Yad mı girift öğreniyordu. Vay. Yani hem okula gitmiş hem de bunları öğrenmiş. Yeki ez ustad hayu. Onun üstadlarından biri ustad İsi, yani İsa herhalde arkadaşlar. İsi Bahaduri Derzendegi U, onun hayatında arkadaşlar Üstad İsa Bahaduri, onun hayatında hayli tesir taşt, çok etkili olmuştu. Onu etkilemişti gibi düşünüyorum. Evet. Etkisi altına almıştı. Etkilemişti yani. O Üstad'dan, onun tarzından, üslubundan çok etkilenmiş arkadaşlar. Tesir bulut, evet. Şey, tesir taştan. Etkilenmek. Eser taştan, o da kullanılabilir arkadaşlar. Evet. Ostat Fereşçiyan, ya Fereşçiyan diyorum, Ferşçiyan arkadaşlar. Ferşçiyan der zamanı serbazi.
askerlik zamanında da nakkaşi mülkiyet. Resim yaptı arkadaşlar. Ya da ressamlık yaptı. Ya resim yaptı. Resim diyelim. İkisi de olabilir. Ressamlık yapmak nakkaşi kerden resim yapmakta. Bu der hüneri minyatür sanatında ve resim sanatında, İran resim ve minyatür sanatında büyük bir üstattır. Vay, üstadı bozor gibi büyük bir üstattır. Vay vay vay. Beh beh. Aliye. Hüneri minyatür sanatı hayli dakik ve zarifest. Arkadaşlar yani minyatür sanatı bir zarafet ve dikkat gerektirir demek istiyorum. Hassas bir sanattır demek istiyorum minyatür. Şinahteni renkha, renkleri tanımak var. Ve istifade-i dürüst. Es kalem-i nakkaşi. Resim fırçasını doğru kullanmak ve renkleri tanımak derin hüner. O sanatta hayli mühimmest. Bu ya sanatla ilgili metinleri ayrı seviyorum ya. Yani. Böyle büyük şair olmanın da böyle artıları var demiş. Evet. Kimse büyük demiyorum. İnsan kendi kendine işte ne yapalım biz ya arkadaşlar. Ya şöyle bir şiirim vardı. Ya beni üstad eylemiş felek ya da ben kendini üstad zanneden bir mecnun. Tam hatırlayamadım. Güzel bir dörtlüğüm var aslında. Durun be. Son şeyde var ya. Okuyayım size o şiiri ya şuradan. Gece yarısı rubailerinden. Yıldızlara özel var ya basılacak kitabımızdan. Bakın. Güzel de bir şiir ha. Güzel ya. Yıldızlar arkadaşlar başkasının kendi yaptığı işi yani emin olduğu zaman başkalarının böyle olumsuz eleştirilerine çok takılmaz. Onlardan tabii onları daha iyiye gitsin diye uğraşır. Bak şu Rubai'deki müziğe bakın arkadaşlar. Bir gülendam çeşmiyle efsun eyledi beni ve nihayet zülfüyle meftun eyledi beni. Ya şiir dünyasında üstad eylemiş felek, ya şairim zanneden mecnun eyledi beni. Vay be. Ya şiir dünyasında üstad eylemiş felek, ya şairim zanneden mecnun eyledi beni. Bakın bu kelimeler güzel Farsça'ya da iyi çevrilir. Muhammed hocamız da bu gece yarısı rubailerini de inşallah çevireceğiz arkadaşlar. Evet, bir şiir arasından sonra arkadaşlar, der Tahran, Tahran'da Muza-i be ismi Muza-i Ustad, Ostad, Ferşçiyan vücut daret. İran'da diyor. Üstad Fereşçiyan Müzesi adıyla İran'da bir müze, müze-i, bakın bir müze arkadaşlar adıyla, bakın bu adına demeyeceğiz, adıyla. Benam-ı Hüda, Benam-ı Hoda. Bize Hüda ya, ortasını buluyorum. Arkadaşlar yani Allah'ın adıyla, bak orada normalde behane, behune, eve gibi ama orada ile anlamına da geliyor birçok yerde. Zarf da yapıyor, onu da söylemiştik. Mesela behubi, Farsi behubi, sohbet mikone. Farsçayı iyi bir şekilde konuşuyorum anlamında. Burada da bakın, adıyla bakın nedir? Ostad
Ferşçiyan Müzesi adıyla bir müze, vücuddaret vardır Tahran'da. Der Tahran'da. Karhayi Bozorgi in Üstad. Bu üstadın büyük işleri, vallahi burada büyük çalışmaları desek daha böyle bir sanatkârane ne bir çevir olur. Der an orada, yani o müzede, an der an muze beraber o müzede gozaşte ent. Ya bırakmışlar gibi bir anlam var ama sergilenmektedir desek daha güzel olur arkadaşlar. Gozaşten koymak demek arkadaşlar. Gozaşten. Gozar. Burada gozaşte sergilenmiş, koymuşum gibi bir anlam var. Bak, koy, gozaştem desem koydum ama gozaştem desem koymuşum. Gozaşte i koymuşsun. Gozaşte est koymuştur, koymuş. Gozaşte im koymuşuz. Gozaşte it koymuşsunuz. Gozaşte ent koymuşlar. Koymuşlar ya da işte sergilenmektedir desek daha güzel olur. Sergilenmiştir ya da sergilenmiştir. Yek mücesseme-i sefit. Sefit renk. Beyaz renkli bir heykel. Hem de ondan arkadaşlar, onlardan diyor ya. Ya burada zannediyorum saygı için arkadaşlar. Mesela nedir? İşte Ali Beyler geldiler diyoruz. Bir kişi geliyor Ali Beyler diyoruz. Veya başbakan nedir? Askeri selamladılar. Tamam, veya işte yani önemli isim için, isimler için hani tek kişi de olsa onlar gibi kullanılır ya. Böyle bir kullanım olduğunu düşünüyorum burada. Bakın diyor ki hem de diyor ondan, onun yani heykelinden o yüce şahsın da beyaz renkli bir heykeli Cülü-i Deri Muze. Bakın der-i demiş arkadaşlar. Bu kapı anlamında, müzenin kapısının önünde vücuddaret vardır. Ostat Ferşçiyan Eknun, Üstad Ferşçiyan bugün, şimdi daha doğrusu, der Amerika sende mi Üstad, etme şu emperyalizme, bir duruş sergileseydin sanatçı olarak. Hiç Amerika'ya gitmedim arkadaşlar. Şiir dinletisi falan gibi bir mevzuyla nasip olursa ancak öyle gitmeyi düşünüyorum. Yani var ya, mümkünse başka ülkelerde o kadar çok işim olsun, o kadar dinleti yapayım. Şiir programları, konsert adında şiir dinletileri, müzikle şiir aşkı yapayım ki Amerika'ya sıra gelmesin. Evet. Neyse, Amerika üzerine çok şey söyleyebilirim de. Seyit Kutub'un güzel bir cümlesi vardı zannediyorum. Amerika'dan diyor, nefret ediyorum. Ama Amerika'ya sığınan Müslümanlardan daha çok nefret ediyorum. Evet. Neyse arkadaşlar. Müslümanların bir bildiği vardır, bir hikmeti vardır diyelim. Kapatalım. Yani, bu arada biz de Müslümanız arkadaşlar, elhamdülillah. Bazıları çok saymasa da bizi Müslümanlar. Evet, devam ediyorum. Amerika dedi, canımı sıktı şimdi. Ferşiyan. Evet. Neyse. Şair arkadaşlar, emperyalizme duruş sergilemeyen şaire ben şair demem, onu da söyleyeyim yani. Evet. Üstad Ferşçiyan şimdi Amerika'da Zendegi Mikonet yaşıyor ve der Tulisal yıl boyunca Çent Bar birkaç kez be İran
miayet İran'a geliyor. Tablohai marufi tanınmış. Tabloları ondan tanınmış tablolar, yani onun tanınmış tabloları der müze-i Üstad Ferşiyan, yani Üstad Ferşiyan müzesinde onun tanınmış tabloları vardır vücuddaren ki bisyar bi nezir, çoğunlukla bi nezir, nazar, nezir yani nadide arkadaşlar, eşi benzeri olmayan, bakın dideni görülmeye değer ve eşsizdirler. Ya işte diyor ki onun diyor eşsiz ve görülmeye değer tanınmış tabloları Üstad Ferşiyan Müzesi'nde vardır. Mozu-i asli-i in nakkaşi-ha irfan-u-dînes. Etme üstad, bir de tasavvufla ilgileniyorsun. Amerika'ya gitmişsin. Yani din ve tasavvuf arkadaşlar. İrfan burada tasavvuf. Din ve tasavvuf arkadaşlar. Bakın onun diyor resimlerinin, bu resimlerin arkadaşlar, hani bu sergilenen var ya, bu resimlerin temel konusu, asli konusu din ve tasavvuftur demiş. Evet arkadaşlar, ileri seviye hikayelerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmak isteyen yıldızlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Özgürce Şiirler ve Müzikte Şiir Aşkı, biliyorsunuz sosyal medyada takip edebileceğiniz adreslerimiz. İşte arkadaşlar bizden bu kadar. Şimdi ileri seviyeden devam edeceğiz. En kısa zamanda o videolarımızı yüklemeye başlayacağız. Evet, hepinize şiir gibi bir ömür ve iki cihan saadeti diliyorum. Sevgili yıldızlar, Özgür Çoban iyi günler diler size.